Evet, maç sonunda Başkent Gücü Babalar'dan Serkan'la birlikteyiz. Oldukça çekişmeli ve gergin bir maç oldu. Sonunda tatsız bitti ama galibiyetle sonuçlandırdınız. Playoff'lar öncesi neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Balım Gücü takımı arkadaşlarımı kutluyorum. Onlar daha önceden hani maçlarını falan takip ediyorduk. Centilmen arkadaşlar. Bugün de öyle çok büyük bir problem yaşamadık. Her şey güzeldi. 6-4'lük güzel bir galibiyet aldık. Maçı bazı dakikalarda zora soktuk ama yine de kazanmasını bildik. Ben maçla ilgili pek konuşacağım bir şey yok ama son bir haftada tam playofflardan önce ve finallerden önce yaşanan olaylarla ilgili çok derine inmeden, detay konuşmadan, çünkü zamanınızı almak istemiyorum, birkaç kelime konuşmak istiyorum. Öncelikle lig maratonu Ankara 5-6 ay oldu galiba başlayalı, belki daha fazla tam bilemiyorum. Çok güzel bir şekilde başladı, çok güzel bir şekilde devam etti. Her şey çok iyiydi. Hakan hocamın organizasyonunun organizatörlüğünde her şey çok iyi gitti. Ama son bir haftada yaşanan olaylar çok tadımızı kaçırdı. Hani biz en başından beri Başkent Gücü Babalar takımı olarak bütün konulara olduğu gibi bu konularla ilgili hep sessiz kaldık. Çok net bir duruş sergiledik. Bütün taraflı tarafsız ligdeki bütün takımların, bütün oyuncuların sempatisini kazanmış bir takımız. Maçtan önce herkes gelip bizi tebrik eder. Bizle sohbet eder. Adımızı da biliyorlar. Ama son bir haftada yaşananlar çok canımızı sıktı. Böyle olmasını istemiyorum. Çok güzel başlamış bir organizasyonun çok güzel bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. Yani sadece iki şeyle ilgili söyleyeceklerim var. Ben bunu ilettim de organizasyona. Şimdi biz 25 kişilik bir ekipten oluşan bir takımız. 25 kişiyiz. Biz en başından itibaren 4 tane takım kurup hepsini burada oynatıp kendi aramızda oynadıktan sonra bir anlamı yok ki. Şu bölgeler tamamen karla kaplıyken biz karların üzerinde top sürerek götürüp gol attım ben. 65 gole ulaşmıştım. Bugün attığım 3 golle 68 oldum. Yırta yırta goller attık. Sakatlandım. Bütün arkadaşlarım sakatlık yaşadılar. Ama son bir hafta kala. Geçen hafta o takımda oynarken sonra gelip bir hafta sonra o takıma karşı oynayıp 10 tane gol atıp bana yaklaşması, puan olarak diğer playoff amaçlayan takımların hakkını yiyip de 3 puan, 4 puan alıp yukarılara tırmanmak. Bunlar o şeyler değil. O zaman bir anlamı kalmıyor lig maratonunun. O zaman herkes kendi arasında oynasın, ikiye bölünelim. Biz onlarla oynayalım, onlar bizle oynasın. Öyle gelelim gidelim. Bir anlamı yok ki. Ben burada sadece Başkent Gücü Babalar takımını adına konuşmuyorum. Eminim ki o lig maratonu playoff'ları hedefleyen birçok arkadaşımız benimle aynı görüşteler. Bunu da biliyorum. Herkes de sesini çıkartmalı bu konuyla ilgili. Herkes burada yırta yırta maçlar kazanırken böyle 3., 4. takımlarıyla maç yapıp playoff'ları yükselmek, ilk 4'e girmeye uğraşmak, gol krallığında bana yaklaşmak, böyle anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok bunların ya. Bunların anlamı yok. Herkes hak ederek gelsin. Herkes yırta yırta gelsin. Böyle ben şunu anlarım. Bir takımdaki oyuncu başka bir takımda oynar. O gider öbür tarafta oynar. Ama arkadaşım merkezin her şeyinde bir şeyi var yani. Bir boyutu var, bir durumu var yani. Tutup bir hafta orada, bir hafta orada, bir hafta öbür tarafta. Biz niye geldik buraya? Lig maratonunda oynamaya geldik biz buraya. Şampiyona yaşamaya geldik. Bak bu arkadaşlarla ilgili. O konuda zor söylüyor. Ya bir şey olur. Galatasaray grubundan tamam millet maçına bakıyor ama bunu lig maratonu yapması lazım. Bizim yapmamız lazım değil. Biz adamlara mesaj yaşıyoruz. Eğer bir füsun çıkarsa karşımıza dese ki kardeşim bu hafta maçtan şunlar 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 diye. Öyle olsa ya biz zaten mahalle maçı yapmıyoruz ki burada. Bir lig kurulmuş. Lig oynamaya çalışıyoruz. Aynen. Ya mahalle maçı yapmaya çalışıyorsak zaten buraya niye gelelim mahalle maçı yapacaksak? Kesinlikle. Mahalleden arkadaşlarımızı mahalle maçı ne yapalım? Mahalleden arkadaşlarımızı yani. Bugünkü gibi olur. Mahalleden arkadaşlarımızı getirip de burada oynadıktan sonra o zaman benim altyapıda oynayan çocuklar var. Onlardan bir takım kuralım. Onlarla güzel güzel oynayalım burada. Böyle olmaz bu iş. Bakın bu arkadaşlarla bugün yaptığımız maç gibi kıran kırana aslanlar gibi oynadık. Doğru mu? Birbirimizi kırdık mı? Ama skoru kazanabilmek için de elimizden gelen her şeyi yaptık iki tarafta. Yaptın abi, çok güzel bir maç oldu. Maç dediğim böyle kıran kırana olur. Lig maratonu Ankara böyle kıran kırana çetin bir maç şeklinde olur. Mahalledeki çocukları getirip, amcamın oğlunu getirip, dayımı getirip burada oynatın. Dedemi getirin oynasın burada ya. Hak haftaya getireyim dedemi, forma vereyim bir tane de. Bir sürü formamız var arkadaşlar. Getireyim dedemi oynasın burada ya. Oğlumu oynatayım ya. Önümüzdeki hafta oğlumu oynatayım ben.
Bunlar yakışmaz. Hocam ben şu zamana kadar o kadar 15-20 tane maç yaptık. İlk defa gelip rakibimi tebrik ediyorum burada. Neden? Maç içinde güzel anlaşmalardan dolayı. Mesela birimiz faul yaptık, ben tuttum kaldırdım, o beni tuttu kaldırdı. Ya böyle olacak ya. Başka takımlar gibi orada yerde yata yata kıvranmayacaklar. Maçı bitirmeyecekler yani. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Herkes yanına ulaşmış. Teşekkürler. Yanına ulaşmış. Big Mac'ın Ankara'ya en başından beri göstermiş olduğu anlayış için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da anlayışı bekliyorum. Teşekkür ederim.